Merhaba kuzuşlarım. Hazır mısınız? Dün toplama işlemlerinden basit örnekler yaptık. Bugün de yine çıkarma işlemlerinden basit basit örneklerden başlayacağız. Hatırlayacağız, yapacağız. İlerleyen zamanlarda da çıkarma işlemleriyle ilgili işlemlerimizi, problemlerimizi daha çok yapacağız, daha çok örneklendireceğiz. Şimdi sene başından ilk öğrendiğimiz küçük küçük konulardan alarak işlediğimiz konulara kadar her gün bir konumuzu işleyeceğiz. Bugün çocuklar çıkarma işlemiyle ilgili minik minnak problemler yapacağız. Bu problemleri de siz kağıtlarınıza minik minik örnekleri yaparsanız hem konularımızı hatırlamış olursunuz, hem de çocuklar pekiştirirsiniz. Okula başladığımızda hepinizi çok 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 ilerlemiş olarak, hiç unutmamış olarak görürüm. Ben de çok mutlu olurum. Tamam mı yavrucuğum? Devam ediyoruz. Evet çocuklar, burada doğal sayıları görüyoruz. Birden 10'a kadar doğal sayıları görüyoruz. Doğal sayıları zaten tanıyorsunuz. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a kadar doğal sayıları vermişler. Evet, gördüğünüz gibi doğal sayılar, bakın birer tane eksiltiyorum çocuklar. Birer tane eksiltiyorum. Zaten çıkarma demek ne? Azalmak, eksilmek anlamına geliyor değil mi yavrucuğum? Burada da ne yapıyorum? Bunları birer birer gördüğünüz gibi azaltıyorum. Evet, azalttım, azalttım ve sıfır kaldı. Evet. Evet yavrucuğum. Şimdi burada bir sayı doğrusu görüyoruz. Sayı doğrusunda rakamları görüyoruz. Sıfırdan yine 10'a kadar gördüğünüz gibi. Evet, ne yapıyorum çocuklar? Gördüğünüz gibi ne yapıyorum ben? Rakamları birer birer eksiltiyorum demin yaptığımız gibi. Şimdi de sayı doğrultusunda eksiltiyorum değil mi yavrucuğum? Evet. Ne yaptım? Biri de çıkardım. Sıfırı da ne yaptım? Birer birer eksilttim. Nihayetinde bitirdim. Evet, devam ediyorum. Evet çocuklar. Dikkatli izliyorsunuz değil mi yavrucuğum? Aferin. Başka şeylerle lütfen meşgul olmayın. Bunları birlikte yapalım. Zaten kısa sürelerde yapıyoruz. Öğrendiklerimizi tekrar ediyoruz. Lütfen beni dinleyin, tamam mı bir tanem? Bu alıştırmaları da sizinle birlikte yapıyoruz. Bakın kimlerin ne yaptığını ben buradan izliyorum, görüyorum. Haberiniz olsun. Tamam mı? Evet. Çıkarma işlemi geriye doğru sayma işlemidir. 8 sayısından 2 sayısını çıkaralım. Çocuklar 8'den 2'yi çıkaralım. Nasıl çıkarıyorduk? 8'den geriye doğru ne yapıyorduk? 2 sayıyorduk. Evet. Evet çocuklar, bunu çıkarma işlemimizi rakamları yazarak yaptık. 8'den 2 çıktı. Şu işaretimiz neydi yavrucuğum? Çıkartma işlemiydi. Hemen 8'den geriye doğru 2 sayalım mı? 8, 7, 6. Buraya ne gelmesi gerekiyor çocuklar? Bakalım, bunları bir de şekillerle yapalım, küplerimizle yapalım değil mi yavrucuğum? Evet. Evet, 8 tane küpümüz var. Bunun 2 tanesini çıkaracağım. Bir tane daha çıkardım. Kaç tane kalmış? Gördüğünüz gibi 6 tane kalmış. Demin biz de saymıştık sizinle. 8'den geriye doğru ne yapacağız? 2 sayacağız. Evet yavrucuğum, aferin size. Benim kuzularım bunun hepsini de doğru yapacağını ben biliyorum. Çünkü sizler daha büyük rakamlarla yaptınız. Ama biz ne yapıyoruz? Minik basitlerden başladık. Zora doğru ne yapacağız? Zor da demeyelim. İşlediğimiz konulara kadar bunları yapacağız. Evet yavrucuğum. Demin de söylediğimiz gibi çıkarma işlemi geriye doğru sayma işlemidir. Evet. 8'den 2 çıktı, 6. Önce büyük sayı söyleriz. 8. 2
sayısından bir geri say. Evet, sonuç ne olur? 6 olur. 8'den 2 çıktı, 6. Evet çocuklar, gördünüz mü? Ağaçta kaç tane armut var? Sayalım mı hep beraber? Evet, 9 tane armut var. Siz de saydınız mı? Saydınız mı yavrucuğum? Aferin kuzularıma. 9 tane armut var. Ağaçta 9 tane armut var. Evet, bakalım bakalım. 6 armut ağaçtan yere düşerse. Evet, bakalım 9 tane armudun 6 tanesini yere düşürelim mi? 1 2 3 4 5 6 Bakalım ağacımızda kaç tane kaldı çocuklar? Harikasınız benim kuzularım. Şimdi bunları zaten işlem olarak bile yaptılar. Bak bak bak. Güldüğünü görüyorum. Diyor ki ben öğretmenim, ben bunları zaten yapıyorum diyor. Ama olsun, yine de öğrenelim. Tekrar edelim. Tamam mı yavrucuğum? Ağaçta toplam 3 armut kalır. Evet, gördüğünüz gibi. Bir de işlem olarak yaparsak 9 armuttan 6 tanesi çıkarsa geriye 3 tane kalır. Bu da dediğimiz gibi çıkartma işareti ve alt alta çıkartma işareti. Buna ne diyoruz yavrucuğum? Eksilen, azalan yani, eksilen. 6'ya ne diyoruz? Çıkan. 3'e ne diyoruz? Fark veyahut da kalan diyoruz. Evet, anladık değil mi yavrucuğum? Büyük sayı eksilen, çıkan, kalana da ne diyoruz? Fark diyoruz. Süpersiniz. Bir de bunu yan yana yapacak olursak çocuklar, 9 eksi 6 eşittir 3. Biz hem alt alta sizinle çıkartmaları yapmıştık, hem de yan yana yapmıştık. Her ikisini de çok iyi biliyorsunuz. Değil mi yavrucuğum? Evet, bilmeyenler parmağını kaldırsın. Öğretmenim ben bu... Tabii ki yok. Çünkü hepiniz de bunları çok iyi biliyorsunuz. Çok başarılı olduklarını biliyorum yavrularımın. Ama biz ne yaptık? Tekrar ediyoruz. Ne diyoruz yine buna? Eksilen, çıkan, buna da fark diyoruz. Buna da eksi işareti, bu da eşittir işareti. Gördünüz mü? Evet, eksi ve eşittir. Güzel. 9'dan 1 çıkarsa 8 kalır. 9'dan geriye doğru saydığımızda 1 çıkarsa 8 kalır. Evet, 9 eksi 1 eşittir tabii ki 8. Eksilen, çıkan ve fark. Öbür adı da kalandır yavrucuğum. Aa, bir bakın bakalım tavuklara, bakın tavuklara. Tavuklar nasıl hayvanlardı çocuklar? Kümes hayvanlarıydı değil mi? Tavuğun neyinden faydalanıyorduk biz? Yumurtasından. Yumurta da sağlığımız için, büyümemiz için, gelişmemiz için çok önemli değil mi kuzum? Sabahları birer yumurta yiyorduk değil mi? Evet. Aferin size. Her gün mutlaka bir yumurta yememiz gerekiyor. Onun için tavukları çok seviyoruz. Evet, burada tavuklar, 8 tane tavuk ne yapıyorlar? Gördüğünüz gibi yemlerini yiyorlar. Evet, bir tane tavuk eksildi. Geriye kaç tane kaldı? Harikasınız. 8'den geriye doğru bir tane saydık. Kaç tane kaldı? 7 tane tavuk kalır. Evet, 8 eksi 1 eşittir 7. Evet, 8 eksi 1 eşittir 7. Top. Benim çocuklarım da topla oynamayı çok seviyor değil mi? Hangi günler okula top getirecektik?
beden eğitimi dersimiz olduğu günden değil mi yavrucuğum? Evet, unutmadık değil mi kuzularım? Evet, 9 tane top var yavrucuğum burada. Sayın bakalım 9 tane mi? Evet, 9 tane topumuz var. Bir top eksilirse, yani bir tane topu çıkartırsak 9-1 kaç top kalır? Tabii ki 8 tane top kalır. Geriye doğru ne yapıyoruz çıkartma işlemlerinde? Geriye doğru sayıyoruz. Evet, burada kaç tane çiçek var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane, 9 adet çiçek var. 2 tanesi kurudu, ayrıldı, gitti. Geriye kaç tane kaldı çocuklar? Bir bakalım bakalım. Kaç tane geride de 7 tane çiçek kalır. 9'dan 2 çıktı. Evet. Kaç tane kalıyor? 7 tane çiçek kalıyor. Ay yine kuzularımız geldi. Ay 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 bakar mısın ne kadar tatlılar. 5 tane kuzu otluyor. Evet çok güzel. Bakalım. Ay 2 tane kuzu çıktı onlar arkadaşlarının arasından. Evet 5 kuzudan 2 kuzu çıkarsa geriye kaç kuzu kalır çocuklar? Tabii ki bunu işlem olarak da yapalım. 5 eksi 2 eşittir tabii ki 3. Evet çok güzel. Evet. Ay 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 bakın çocuklar civcivler şarkı söylüyorlar. Bakar mısınız çok tatlılar. Kaç tane? Kuzuşum kaç tane? Burada civciv var. 6 tane civciv var. Evet. 2 civciv çıkarsa geride 4 civciv kalır. Yani 6 eksi 2 eşittir. 4 tane civciv kalır. Çok güzel. Evet. Evet. Ay bunlar da inekler. Evet çocuklar. İneklerin neyinden faydalanıyorduk? Sütünden. Süt de sağlığımız için çok önemli. Çok önemli değil mi yavrucuğum? Sizler süt ne kadar çok içerseniz boyunuz çok uzar, sağlıklı olursunuz. Sütü hangi hayvanlardan ediniyorduk yavrucuğum? Söyleyin bakalım. Evet ineklerden, koyunlardan ve keçilerden. Burada da gördüğünüz gibi 6 tane inek otluyor. Otlasınlar ki bize bol bol süt versinler. Biz de içelim değil mi yavrucuğum? Evet. 6 ineğin 3 tanesi gitti. Mutlaka ahırına gitmiştir. Geriye kaç tane inek kaldı bakar mısınız? Bir sayın bakalım. Evet 3 inek çıktı. Geride 3 tane inek kaldı. Evet bunları işlem olarak yaparsak 6 eksi 3 çıkarırsak kaç kalır yavrucuğum? Tabii ki geriye de 3 kalır. 6 tane tavus kuşu geziye çıktı. Tavus kuşunu tanıyor musunuz yavrucuğum? Gördünüz mü hiç? Gören var mı? Evet oğlum görmüş. Kızım da görmüş. Evet 6 tavus kuşu gezintiye çıktı. Aa 3 tanesi ayrıldı gitti arkadaşlarından. Geriye kaç tane kaldı? 3 tanesi gidince. Evet. Bakalım. Geride 4 tavus kuşu kalır. Evet, 7 tavus kuşundan 3 tanesi çıkarsa tabii ki geriye 4 tanesi kalacaktır. Evet, söyleyelim. 7 eksi 3 eşittir 4. Veyahut da şöyle de diyebiliriz çocuklar. 7'den 3 çıktı, 4 kaldı. Evet. Portakallar. Evet. Bakalım kaç tane portakal var?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane portakal var yavrucuğum. 3 tanesini yedim. Geriye kaç portakalım kaldı? 3 portakal çıkarsa geriye kaç kalır? 6 tane portakal kalır. Biz bunu işlem olarak da yapalım mı? Evet. 9 eksi 3. 9'dan geriye doğru 3 sayalım. 9, 8, 7, 6. Evet, buraya ne yazacağız? 6. Evet çocuklar, çıkarma zaten geriye doğru saymaktır. 9'dan 3'ü çıkarayım derken 9'dan geriye doğru 3'er sayacağız. 9, 8, 7, 6. Geriye doğru saymak, yani çıkartıyoruz. Evet, 9 eksi 3 eşittir 6. Yani 9'dan 3 çıktı, geriye 6 kaldı diyoruz. Balıklar. 8 balık yüzüyor. Evet. Oh balıklar. Balıklar yüzüyorlar. 4 balık çıkarsa geriye kaç balık kalır? Bakın bakalım, 4 tanesi gitti. Tabii ki geriye 4 balık kaldı. Ne yaptık çocuklar? Yine 8'den geriye doğru 4 saydık. 8, 7, 6, 5, 4. Evet, ne oldu? 4 kaldı. 8'den 4 çıkarsa geriye 4 kalır. Evet, 9 tane kırmızı balonumuz var. Evet, 9 kırmızı balon var. 4 balon uçarsa geride kaç balon kalır? 9'dan 4 çıktı. 9'dan geriye doğru 4 sayıyoruz. Gördüğümüz gibi 5. 5 balon kalıyor. Evet. 8 top yan yana dizilmiş. 5 tanesi çıkmış. 8'den geriye doğru 5 sayalım. 8 eksi 5 kaç kalır? Tabii ki 3 tane kalır gördüğünüz gibi. Değil mi çocuklar? Evet. 8 eksi 5 eşittir 3. Evet. 8'den 5 çıktı. 3 kalır da deriz. Evet çocuklar. Bugünlük çıkartma işlemleriyle yaptığımız işlemlerimiz bu kadar. İlerleyen zamanlarda çıkarma işlemleriyle, toplama işlemleriyle de problemler yapmaya devam edeceğiz. Bugünlük mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hepinizi öpüyorum.